şunu bir görmeniz lazım ya. Polisi arıyorum, polisi arıyorum. Bekle, bekle, bekle. Polis batımı, arıyorum. Tamam. Polis arıyorum. Polis arıyorum. Bırak Hayır polis arıyorum. Hamile. Bak bu kadın hamile. Bu, bu kadın sana. hamile. Hamileyi bu kadın hamile. Hamileyi bu kadın hamile. hamile. Tamam arasana polisi. Arıyorum hamileyim. Yapsana bak hayvan herif. Tamam tamam. Hayvan tamam, herif tamam, ne yapıyorsun tamam. sen? Tamam. Bırak 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 bırak. Ne tamam. yapıyorsun? Tamam. tamam bırak bırak, bırak ben. bak bırak bırak bırak. Ara ara polisi. Polisi ara. Geldi arabana zıpladı, camını kırdı. Zaten ara. kaydını çektim de. La, sadece yol vermedim diye yaptı bunu. Yani emniyet şeridinden önüne kırdı yol vermedim diye. yaptı. Polisi arıyorum. Polisi arıyorum. Demek demek. Polisi yapımı, arıyorum. Bırak gitni. Tamam. Hayır polisi. Hamile. Arıyorum. Bak bu kadın hamile. Bu kadın hamile. Hamile. Bu da kadın da, hamile. hamile. Bu kadını... Antalya plakayı kim verdi lan buna? Antalya değil İstanbul'da olmuş. Bu da da. Hamile. Hamileyim Bu kadın hamile. Bu kadın hamile. Bu kadın hamile. İstanbul Pendik'te oluyor olay. Seydioğlu baklavanın sahibiymiş bunlar. Açıklama yapmışlar bir de. 6 Temmuz 2019 günü İstanbul Penning Derikleri'nin yaşanan üzücü hadiseyle yazılı ve görsel basında almış olup Seyidoğlu Baklava aşe ve sahibi Hüseyin Sel haksız bir şekilde toplumsal linca maruz bırakılmıştır. Olaya ilişkin kamuoyuna e, yansıyan görüntülerden anlaşılacağı üzere Seyidoğlu Baklava... Ya bu arada o herifin bunu yazma ihtimali yok ha gitmiş avukata yazdırmış yani ben o adamın iki tane cümleyi yan yana koyabileceğine şaşırıyorum yani ihtimal vermiyorum açıkçası. Olay ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşılacağı üzere Seyidoğlu Baklava AŞ sahibi Hüseyin Selin bu üzücü hadise araç içindeki şahıslara yönelik hiçbir şekilde fiili ve sözlü müdahalede bulunmayıp aksine olayların yatışması için çaba sarf ettiği görülmüştür. Ne? Buna rağmen firmamızda sahibi hakkında sosyal medyada ağır hakaret içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Olayın her ne kadar da başın, basına yansıyan görüntülerde yer almasa da diğer araç sürücüsünün olayın başında el kol hareketleri, yol vermem gibi tahrik... Kanka ehliyet şi şey, emniyet şeridinden sürmeniz yasak biliyorsunuz değil mi? Yol verme gibi tahrik unsuru içeren davranışlarda bulunmuştur. Ben de yani emniyet şehrinden süren insan görürsem hare hareket çekiyorum bu arada. Ana avrat düz söbüyorum. Onu net söyleyeyim. Kendinizi akıllı zannediyorsunuz. Ufak ufak hak yemeler şey. E Şahkurnazlığı yapıyorsunuz amına koyayım. Bencilliğinizi kusuyorsunuz böyle iğrenç iğrenç. Ben söbüyorum abi. Emniyet şeridinden süren herkes orospu çocuğudur. Bunu net söyleyeyim. Haksız yere emniyet şeridine giren herkes. Bunu tartışmaya açık bir şey mi ya bu? Dalga mı geçiyorsunuz? Sizi kastetmiyorum. Siz sürdüyseniz bilmemeyeceğim de. Emniyet şeridinden süren herkes şerefsizdir. Haksız yere süren herkes. Bu bu kadar basit. Bu tartışacağız mı? Bu tartışma açık bir şey mi? Neymiş? Devamına bakalım. El kol hareketleri yuvar vermek için tarih için şirketimizin sahibi Hüseyin Selvi araçta bulunan Hasan Siyah ani rahatsızlık geçiren annelerinin yanına bir an evvel yetişme gayesiyle trafikte hareket halindeyken e, diğer araç sürücüsü yukarıda bahsetti. Gerçekten annene yetişmeye çalışıyorsun. Ama araçtan inip adam dövecek vaktin var. Öyle mi abi? Hmm, peki. Diğer araç sürücüsünün yukarıda bahsettiğimiz gibi olumsuz davranışları bir adım öteye girilerek Ürün sahibi Hüseyin Sel ve araçta bulunan Hasan Sel'in içinde bulundukları aracı dikiz aynasına ve arka tarafta sürüş halinde kendi aracıyla kasten vurmak suretiyle trafikte güvenliği tehlikeye so sokmakla devam etmiştir. Bu durum sonrasında görüntülerde yaşayan olayın e, olmasında Seyidoğlu baklava aşıya sahibi ve sahibi hakkında yapılan bu haksız olumsuz haber paylaşları karşı bu açıklama yapmak e, zarureti hasıl olmuştur. Yaşanan bu olumsuz olaylardan üzüntü duyduk. kamuoyuna saygıyla duyururuz. Seyidoğlu baklava aşıya Hüseyin Sel. Hmm. Bir dakika. Bir. Bizim aracımızın da aynası gitti diyorlar bakalım. Polis arıyorum. Ayna bir polis duruyor. Arıyorum. <laughs> polis arıyorum. Bırak, tamam. Hayır polis Hamile. Bak <laughs> bu kadın hamile. <laughs> bu kadın hamile. <laughs> bu kadın hamile. arıyorum. Bu kadın hamile. Gerçekten mi ya? Tamam arasana polisi. Arıyorum. <laughs> Oha. Ağır vurmuşlar. Ağır vurmuşlar. Yok etmişler amına koyayım. Yok etmişler. Taramışlar lan. Seyidoğlu baklavayla alakası Seyidoğlu ile alakası yok. Seyidoğlu baklava tamamen farklı. Bu Seyidoğlu. Arkadaşlar. Wow. Ağır vurmuşlar. Evet bir haber daha. İki yavrusu var dedim beni dinlemedi. Tem otoyolu Bağcılar memişte yol tartışması Hasan e, Saykal'ın kurşun yağdırarak öldürdüğü iki çocuk babası Serdar Çekiş'in yanında bulunan ve bu ana tanıklık eden ablası Aslı Akyar dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı. Aslı Akyar dur ateş etme iki yavrusu var dedim yalvardım beni hiç dinlemedi. Döndü döndü ateş etti dedi. tabancasında mermi bitince beni vuramadı diye konuştu. Oğlum bu nefret nereden geliyor lan? Can korkusuyla yaptım demiş. Tutuklanan Hasan Saykalis efendisi bana arkamdan çarptı. Yere düştüm. Şahıs aracından inip bana saldırdı. Kafama memur kattı. Sırtıma da darbe aldım. Sonra şahıs aracına koştu. Ben de beni ezeceğini düşünerek can korkusu yaşadım. Olayın olduğu anı hatırlamıyorum demişti. Engel olmak istedim. Beni tutup savurdu. Ateş etmeye devam etti. Yalvardım. iki çocuğu var yapma dedim. Burada dedikçe ateş etmeye devam etti. Abi bir kere hani bu o kadar kanıtlanmış bir şey ki arkadaş yani birinci mermiden sonra devam edersem hatta bunun e, şeyde değeri var e, kanunda değeri var yani şarjör boşaltmak demek bilerek adam öldürmenin tasdiknamesi demek yani şarjör boşaltmak diye bir şey var şarjör boşaltana kadar bir insana sıkıyorsan ya o işin hani korkudan yaptım hıttıbıktan yaptım. Yani nefret cinayeti oluyor. O yani bilerek adamı öldürdüğünün garantisi o yani altına imza atıyorsun. Canavarca isli öldürmek mi bir adı var? Evet. Wow. Ya benim babamın bir barettası vardı. Tek başına doktorluk yaptığı zamanlardan Safranbolu'da bir barettası vardı. Ee, gidip polise bağışlamıştı. Yani o da şey yani tek başına doktor olunca işte kaymakamla falan muhabbetin oluyor illaki. İşte kaymakam demiş şey işte git emniyetten şey al. Kendine bir silah al. Sen doktor adamsın. Başına bir şey gelmesin. Bize lazımsın falan filan diye. Ruhsatlı bir silah almıştı. <laughs> Çünkü abi yani insanlar baya şeydi. Hani ilginç insanlar vardı. Durduk yere galeyana gelip doktora saldırmalar falan. bir, 90'lardan bahsediyorum. Şimdi bile var. E babam da almıştı. Ee, ondan sonra tabi bir süre tuttuktan sonra şey demiş yani kendi kendine. Ulan şimdi ben silahı alırken bile şey demiş e, ruhsatı alırken polis de, şey demiş babama Allah kullanmak nasip etmesin doktorum demiş babam da kendimi korumak uğruna bile olsa hani silahı çektiğin zaman bir insanı vurmak sonuçta her türlü hayatı kararıyor amına koyayım deyip silah bulundurmaktan vazgeçip silahını polise hibe etmişti yayın restart mıydı arada ya niye 8 dakika diyor yayına Evet bir ara restart herhalde. Suriyeliler konusunda ne düşünüyorsun? Abi yani düşünülecek fazla bir şey yok. Yani şu ıı, geçenlerde bir üstelik çok fazla muhalif insanın hashtag aydın insanın takip ettiği bir twitter sayfasında ıı, geçenlerde Ne liseye giriş sınavında mı? Seviye belirlemesi bir sınavda full çeken bir Suriyeli çocuğu paylaşmışlar. Suriyeli bilmem ne, bilmem ne, Ahmet bilmem ne işte sınavda full çekti. Hesapta aydınların, muhaliflerin takip ettiği sayfa. E tamam şimdi siktirsin gitsin memleketine yazmışlar altına. Abi ben bak gerçekten böyle gerizekalılığı kaldıramıyorum. Bu büyük gerizekalılık. Siktirsin gitsin memleketine. E, ne işi varmış da bilmem neymiş. Abi adam gelmiş senin dilini öğrenmiş. Gitmiş sınavda senin çocuklara tek atmış. Full çekmiş. Yani sen bu çocuğu tutman lazım. Vergisini ödeyen, işini gücünü yapan, bilmem ne yapan, kalkınmaya destek olan adamı senin tutman lazım. Yani bugün dönüp baktığınız zaman Fransa, İspanya, e, efendime söyleyeyim İtalya dahil, Almanya, Avustralya, Bunların hepsi yükselme döneminde, gelişme döneminde mülteci almış ülkeler, mültecileri düzgün kullanamamıştı ülkeler aslında. Her biri her biri mülteciler konusunda tamamen katastrofa. Almanya dahil olmak üzere hepsi yüksek derecede mülteci alıp mültecileri kullanan Güzel örnekleri de var dünyada. Avustralya'daki mülteci kullanımı, mülteciyi nasıl aldıkları, nasıl seçtikleri. Bu konuda Avustralya mesela çok örnek alınması bir ülke. Bizim önümüzde ama Avrupa'nın içerisinde böylesine örnekler varken bizim mülteci politikası üretememiz abesle iştigal yani. Çok komik, trajikomik. Yani en basitinden Almanya'ya bak, bizim insan gönderdiğimiz ülkeye bak. Nerede doğru yapmışlar, nerede hata yapmışlar? nasıl bir politika izlemişler de başarmışlar veya neyi başaramamışlar bunu dönüp e, inceleyip uygulamak gerçekten zor değil. Yani şimdi Almanya'ya bakıyorsun en küçük bir şey olduğu zaman mültecileri ya da işte e, işte Türkiye background'ı olan yani bizim Almancı Türk dediğimiz insanları direkt suçlayabiliyorlar. Direkt suçlayabiliyorlar. Bizde de öyle yani en küçük şeyde Aa işte Suriyeliler de cartçurt. Abi tamam Suriyeliler de da yani. Hani biz de çok iyi sayılmayız. Bazı konularda yani ülkenin aşağı doğru gidişinin tek sebebi Suriyeliler olamaz. Tabii ki sebepler. Tabii ki sebepler. Tabii ki çok fazla mülteci aldık. Tabii ki bu sırtımızda bir kambur. Ama madem aldık bari yani iyi olanlarını değerlendir. iyi olanlarını kazanmaya çalış. Bir şeyler yap yani. Mesela geçen gün burada zencileri konuştuk. Bizim bugün gittiğimiz hastanede doktorumuz zenciydi. Tam böyle Kenya'dan gelmiş yerleşmiş evlatlarını doktor olarak yetiştirmiş insanların çocuğuydu yani. Acayip de hoşuma gitti. Acilde nöbet tutuyordu. Acayip hoşuma gitti. Lan dedim adam ne güzel yerleşmiş amına koyayım doktor olmuş. Unce vatan diye çalışıyor. <laughs> Çok hoşuma gitti benim. Anlatabildim mi? Yani sen gelmiş adam senin ülkendeki sınava senin dilini öğrenip katılmış. Sıfır hata yapmış. Altında bizim muhalif aydınlar şey yazanlar bile var. Aa, önce para veriyorlardı. Şimdi de sınav sorularını mı vermişler Suriyelilere? Ya abi tam Türkiye'de sınav soruları verdi edildi bilmem ne bir şeyler oldu karanlık işler oldu da yani kim Suriyelilere kalkıp sınav sorusu versin amına koyayım kafayı mı yediniz ya siktirin gidin artık yani bazı şeylere de azıcık abartmasak mı acaba? Bazı şeyleri de abartmasak mı acaba? Ya, ülkemizde olan her kötü şeyin sorumlusu Suriyeliler değil bunu söylüyorum. Ee, düzgün olanı vatana millete faydası olacak olanı tabii ki tutacağız gönüllerinin bir yerinde her zaman Suriye olacak bu bu insanlar. Olacak. Ama yani biz bu insanları ülkeye aldık yani. Bir şekilde bir politika izlenmesi lazım. Suriyelileri süküm, Suriyelileri süküm deyince bir şey düzelmiyor. Yani dönün Almanya'ya bakın. Şimdi en küçük bir titreşme olduğu zaman onlar da Türkiye'den gelenleri süküm, Türkiye'den gelenleri süküm diyorlar. Biz de buradan ayıplıyoruz. Hmm. ne var yani Türkler Almanya'ya gittiyse. E ne var abi? Biz bir de sebepsiz yere gittik yani Almanya'ya. Ne Türkiye'de savaş mı vardı amına koyayım? Almanya'ya giden nesil Türkiye'de savaş var diye mi gitti abi? Yok. Paramız yok işte. Hayat standartlarımız iyi değil. Almanya işçi alımı yapıyormuş. Hadi görüşürüz kardeş dedi. Gitti. Almanya'nın mülteci politikası iyi miydi? Bok gibiydi bana sorarsan adam gibi entegre edemediler. Arkadan gelecek jenerasyonu düşünemediler. Sen aldın o insanları dikiş makinelerinin başına oturttun. Şeylerde e, fabrikalarda çalıştırdın. E abi bir Almanca öğrettin mi? Öğretmedin. Ondan sonra Türkler Almanca konuşamıyor. Bak nasıl şuna bilmem be? ne. E, nasıl entegre olacak amına koyayım? Çocuklar olmayacak bunların. Ne olacak? Doğru olduğunu düşündüğün değerleri onlara aşılamaya çalıştın mı? Ayrıca çalışmadın. Ondan sonra niye bunlar Türk gibi yaşıyor diyorsun. E nasıl yaşasın amınakoyim onu görmüş sen gösterdin mi? Bak kardeşim bu böylesi bence daha iyi. Bir bak falan. Ya da ne bileyim öyle yaşa ama bizimkine de şu şekilde biz de böyle yaşıyoruz buna saygı duy. Bunu anlattım mı? Anlatmadın. Aptalsınız yani. Gastarbeiter dedin ama Gastar nasıl olacak abi? Yerleşti insanlar. Gast yani guest demek. Eee... Misafir demek. Sen öyle almadın ki. Eksilyon 17 ay için teşekkürler. Abi Almanya'daki Türkler mülteci değil diyorsun. Gastarbeiter kısmı geçtikten sonra özellikle 90'lı yıllarda İnanılmaz derecede Almanya sınırlarına kendilerini atıp atıp Türkiye bana işkence ediyor. Ben Kürt'üm deyip Kürt bile olmayan insanlar sığınmacılık talep etti Almanya'dan. Nasıl mülteci değil? Direkt iltica. TC pasaportlarını bırakıp bırakıp kapılarına dayandılar Almanya'nın. Deli misiniz siz? Abi yakın tarih hiç bilmiyoruz biz. Yakın tarih hiç bilmiyoruz. Keşke öğrensek. İnsanlar mübadele ne onu bilmiyor. Mübadelenin ne olduğunu bilmiyor olan insanlar. Ben geçen gün burada İstanbul'daki etnik e, temizlenmeyi anlattım. İnsanlar Sarıkamış'tan bahsettiğimi zannetti. O kadar bilmiyorlar. Hiç bilmiyor lan insanlar. Çıldır yani kaç? 30 yıl öncesi. İstanbul'daki Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin dövüle dövüle şehirden atıldığını, memleketlerine kaçtığını anlattım geçen. Aa sen Ermeni soykırımından mı bahsediyorsun diye linç yedim amına koyayım. O kadar kafayı yemiş insanlar. Hiç bilmemek. Hiç bilmemek yani. Kafayı yemek. Yakın tarih bizde sıfır.